Şimdi mesela akıllı tasarım diye bir şey çıkardılar. Ya kardeşim diyorsun ki senin gördükleri, biyolojide gördüğün her şey bugünkü genel sentez denen evrim teorisi ki bunun üçte biri Darwin'in ve Wallace'ın şeyidir, doğal seçmesidir. Üçte biri Gregor Mendel'in genetiğidir. Son kalan üçte biri Hugo de Vries'in mutasyon teorisidir. Ki bugünlerde çok meşhur oldu. Herkes mutasyondan bahsediyor. Bir sorsan nedir lan adı ya? Hiç kimsenin haberi yok ama bahsediyorlar. Tabii şimdi bunlara bakıyorsun. Diyorsun ki bu elimizdekilerle biz her şeyi açıklayabiliyoruz. Açıklayamadıklarımızın bile niçin açıklayamadığımızın sebeplerini biliyoruz. Şimdi sen bana dersen ki işte bunları dizayn eden bir akıllı tasarımcı var. Diyorsun ki ya kardeşim ona gerek yok. Çünkü ben zaten bunları açıklayabiliyorum. Yani açıkladığım bir şeyin üzerine bir şey daha koymak. Şimdi ben mesela bizim burada çalışan arkadaşımız Sevim'e diyorum ki Sevim bana bir bardak su getir. Şimdi Sevim bana bir bardak su getiriyor. Şimdi ben diyeyim ki Sevim sen o bir bardak suyu getirdin ama seni arkanda iten birisi de var. Dam üstünde saksa. Değil mi yani? Bunu söylemeye ne lüzum var? Gereksiz. Yani felsefede biliyorsunuz bir basitlik teorisi vardır. Yani eğer bir şeyi belirli bileşenlerle açıklayabiliyorsan ilave bileşenlere gerek yok. Onun için çuvallıyor. Yok akıllı tasarımda yok bilmiyorum. Saçma sapan şeyler bunlar.